Şura suresi 51. Köşe taşı ayet. Kendisiyle Allah'ın konuşması bir beşer için olacak şey değildir. Ancak bir vahiy ile ya da perde arkasından veya bir elçi gönderip kendi izniyle dilediğine vahyetmesi durumu başka. Gerçekten o yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bak burada aslında şu ayet altı kalın çizgilerle çizilmesi gereken ve sık sık bizim karşımıza çıkacak olan ayetlerden, konulardan ayetle bütünleştirip doğru bir anlayışı yakalanması gereken bir ayet. Kendisiyle Allah'ın konuşması bir beşer için olacak şey değil. Ne diyorlardı? O inkar edenleri Allah'a getir, bizimle konuştur diyor. İşte onun cevabı bu. Kendisiyle Allah'ın konuşması bir beşer için olacak şey değildir. Ancak Allah bir vahiy ile, bu ne demektir? Vahiy ile konuştuğu sadece nebilerdir. Yani Allah peygambere, Bakara suresi 97. ayette Allah peygamberin kalbine ilka ve ilham ederek bu nuru gönderiyor diyor. Zaten alttaki ayette de onu anlatıyor. Gönderiyor. Konuşma şekli böyle oluyor. Değildir. Ancak bir vahiy ile ya da perde arkasından. Bak burada Allah insanlarla, yani insanlara gerek insanlardan gerekse meleklerden resuller gönderir diyor. İşte burada meleklerden gönderdiği resullerle Allah inkar edenlerle perde arkasından konuşuyor. Yani Allah portakal ağacına, elma ağacına, bir aslana, bir deveye, bir efendim ata veya bitkilere, yiyeceklere, bütün dağlara, madenlere bilgiyi kodluyor. O kodlamış olduğu bilgiyi objektif olarak çözdüğün zaman Allah ona yüklediği bilgiler Allah'tan olup o bilgileri çözen insanlar Allah'ı kabul etmese bile Allah'la konuşuyor, mesajı veriyor. Arkasından diyor ya da bir elçi gönderip, yani nebileri, resulleri gönderip kendi izniyle dilediğine vahyetmesi durumu başka. Yani izin verdiği, dediği bu işte kendi izniyle, yani peygamberden nasip almayı dileyen insanlara Allah bu vahiyle, yani bu bilgilerle konuşuyor. Gerçekten o yücedir, hüküm ve hikmet sahibi olandır. Bu çok geniş bir ayet ama ileride de yine konuşabiliriz. İki ayetimiz kaldı. İnşallah onu bitiririz. Hocam, iman edenler perde gerisinden konuşamaz mı? Bak orada da bak aslında perde gerisi, Kur'an perde kelimesini inkar edenler için kullanmış. Bunu biliyor. İman edenler de konuşuyor Allah'la ama onu perde arkası demiyor. Ona direkt o zaten Allah'ın nebilerle konuştuğunu meleklerle de konuşuyor. Onu ayrı bir kategoride değerlendiriyor Kur'an. Mehmet Emin Hocam, siz ne diyorsunuz bu ayet hakkında? Mehmet Emin Hoca meşgul herhalde. Mehmet Emin kızı da avukat. Hocam şu anda biraz bir işe daldım. Hem dinliyorum hem işe daldım. Biraz karıştım. Allah senden konuşuyor mu Mehmet Emin Hocam? Allah benimle konuşuyor mu derken hocam, zaten Kur'an-ı Kerim'le bana her şeyi göndermiş. Yapmam gerekeni söylemiş. Yani ben bu yolla benimle konuştuğuna inanıyorum. Eyvallah. Perde arkasını nasıl anlamamız gerekiyor burada? Yani perde arkasını anlamamız gerekiyor derken burada diyor ki kendisiyle Allah'ın konuşması bir beşer için olacak şey değildir. Yani ben bir beşerle diyor böyle senli benli konuşmam. Doğru. Ancak bir vahiy ile ya da perde arkasından vahiy resullere gönderiyor. Eyvallah. Ya da diyor perde arkasından. Perde arkasından nasıl konuşuyor?
Perde arkası derken uğradığımız kazalar, bize verilen nimetler, bunlar olamaz mı hocam? Eyvallah. Yani şimdi az önce Adriza hocam bunları anlattı. Biz tabii bu ayetleri daha önce birkaç defa konuştuğumuz için hani sizin de en azından birlikte konuşmayı istedim. Perde arkasından Allah'ı kabul etmeyenler, inkar edenler veya Allah yoktur diyenler, öyle de diyelim. Bu kişiler Allah'ın yarattığı evren yasalarını, melekleri, tabiatı inceliyor. Buradan neyi görüyor o insanlar? Bir takım kurallar manzumesini. Fizik, matematik, biyolojik, kimyevi kurallar. O kuralları oraya kim koyuyor? Allah koyuyor. Fakat onlar o kuralları koyan Allah'ı kabul etmediğinden dolayı Allah da diyor ki ben onlarla perde arkasından konuşuyorum. Yani o kişiler aslında Allah'la konuşuyorlar ama inkar ettiklerinden dolayı Allah'ı, varlığını kabul etmediklerinden dolayı Allah bunu perde arkasından konuşma olarak nitelendiriyor. Doğru. Böyle bir terim kullanıyor. Bu çok güzel bir anlatım şekli aynı zamanda da yani. Müthiş bir müteşabihat var burada. Veya bir elçi gönderip kendi ismiyle. Şimdi elçiyi gönderiyor. Elçiler bize ne geliyor? Vahiy geliyor. Elçiyle konuşuyor. Bizimle vahiy aracılığıyla konuşuyor. İnkar edenlerle de melekler üzerinden konuşuyor. Onlar meleklerin Allah'ın oraya yüklediği kuralları, kanunları keşfediyorlar. Ama kabul etmediklerinden dolayı veya arka planda Allah'ın olduğunu bilmediklerinden ya da inkar ettiklerinden dolayı bunu ben onlarla perde arkasından konuşuyorum diyor. Gerçekten de böyle zaten. Doğru. Ben başka evrende bir kural koyucu yok ki. Bütün yaptıkları keşifler, ortaya çıkarttıkları şeyler hepsi Allah'ın koymuş olduğu oraya kurallar. Başka kural koyan yok. Ama bu kuralların koyucusu olarak Allah'ın kabul etmediklerinden dolayı Allah da bunu ben onlarla perde arkasından konuşuyorum diyor. Bu ayet önemli bir ayet olduğundan dolayı kusura bakmayın hani tam işiniz de vardı. İstedim ki bunu bu aydınlığa kavuşturalım. Hepimiz daha iyi kazanıyoruz diye. Çok sağ olun. Çok sağ olun hocam. Evet, gerçekten o yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir. Demek ki bu tarz bir sistem koyması Allah'ın en hikmetli olanı buymuş. Yani hani biz hep diyoruz ya, ben bazen de soruyorum yani. Ne vardı yani Allah bize dese ki, ey kullarım ben buradayım, bana iman edin. Sabah güneşle beraber böyle bir ses gönderseydi, bir şey yapsaydı. Veya akşam hadi bakayım herkes evine yatsın, sabah namaza kalkacağımız diye bir şey gönderseydi. Kötü mü olurdu? Soralım İsmail'e mesela, İsmail böyle yapsa kötü mü olurdu? Hocam burada Allah'la yüz göz olunmaz mıydı o zaman? İşte ne zararı var? Allah'a daha çok yaklaşmış olmaz mıyız? Allah'la yüz göz olmanın bir zararı mı var? Ya Rabbi ya işte bana ne güzel akşam sesleniyor, sabah sesleniyor, bir şeyler söylüyor. Ne var bundan? Şimdi şöyle bir şey hocam. Şimdi düşünün bir fabrikaya işçi olarak giriyoruz. İşte oranın yöneticisi, müdürü neyse. Onunla diyaloglarımız iyi. Belli bir süre önce tabii gereken kurallar çerçevesinde hareket ediyoruz. Daha sonraki zamanlarda işte sık sık görüşmeler, konuşmalar, tartışmalar derken bir yakınlaşma. Ondan sonra bir başka türlü davranma, yüz yüz olma. Yani biraz kural şimdi, değişmez mi burada evet, o zaman? Hocam, fabrikanın müdürü biz evde gittiğimiz zaman bizim ne yaptığımızı bilmez. Yüz göz olsak bile biz arkada olalım. Bir şeyler sallasak onu da haber alamaz. Ama Allah diyor ki ben size şah damarınızdan daha yakınım. Doğrudur. Dolayısıyla İsmail'e soralım bakalım. İsmail, Allah her gün konuşsa kötü mü olur? Güzel olur abi. Konuşuyor zaten. Hani böyle bir ses gelse akustik olarak. Abi. Akşam dese ki yatın bak vakit geldi sabah namaza kalkacaksınız. Böyle bizi uyarsa, seslense, ben buradayım dese. Ama o zaman biz figüran olmuş oluruz, o yönetmen olmuş olur. O zaman yani bu film olur o zaman hayat. Yani film olmasın diye mi Allah böyle yapmıyor? İmkansız olursa. İmkan olsun. Konuşmayınca mı gerçek oluyor yani? Yani tabii yani insanın şeyi muhtaç bence. Peki başka söz söylemek isteyen var mı bu konuda? İmkansız ortadan kalkıyor hocam o zaman.
olmaz yani. Yok. Hatta biz de Allah'a soru sorsak, ya Rabbi bir kitap göndermişsin ama burada böyle demişsin ya, şunu bir açıkla da bilelim bak. Biri öyle diyor, biri böyle diyor. Şiisi çıkıyor, Sünnisi çıkıyor, tarikatçısı çıkıyor, Kemalisti çıkıyor, putperesti çıkıyor, kapitalisti çıkıyor. Yani biz nereye gideceğiz biz? Şunu bir zahmet biraz daha açıklığa kavuştur veya o da bize cevap verse ne kötülüyor ya. İnanana inanmayan ortaya çıkmaz mı o zaman hocam? Mecbur inanmak zorunda herkes o zaman. Mecbur ki. Bak şimdi adam Allah'ın güneşini gördüğü halde inkar ediyorsa, sesini duyduğu halde ne edebilir inkar eden yani? Yok, edemez hocam, nasıl inkar edecek? Öyle olacağına, Allah kendisini gösterseydi de, işte ey kullarım ben buradayım, şunu yapmazsanız sizi şöyle yaparım, dünyadayken bunların cezasını verse olmaz mıydı? İşte dünya hayatında kesinlikle Allah zaten iman nedir? Görülmeyene, var olduğu halde bilinmeyene, ya insanın bilmediği fakat Allah'ın bildiği vahiy bilgilerle gönderip ona inanmaya iman diyor Kur'an. Başka türlü iman olur mu? İşte insanlar dünya hayatında böyle her türlü donanımı veriyor. Bu donanımı verdikten sonra sen onları bunu görmezden, duymazdan, bilmezden gelirsen Allah senin canını ne okuyacağım diyor. Olay bu. Ama bunu kim dinliyor? Ancak inananlar dinler diyor Allah. Bana güvenenler, beni ilah, Rab olarak kabul edenler bunu dinler, anlar diyor. Diğerleri gözleri kör, kulakları sağır diyor. Kulağı duyduğu halde duymayanlara. Ya Rabbi seni görmek istiyorum dedim. Evet. 52. Böylece sana emrimizden bir ruh vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ancak biz onu bir nur kıldık. Onunla kullarımızdan dilediklerimizi hidayete erdiririz. Şüphesiz sen dosdoğru olan bir yola yöneltip iletiyorsun. Bak ortaya Kur'an gibi bir kitap gönderiyor. Bu kitapta Allah'ın söylediklerini insanlar bu kitapta görüyor. Bak burada ruh kelimesine Kur'an kitaba ruh anlamı yüklemiş, peygamberlere ruh anlamı yüklemiş, Cibril'e ruh anlamı yüklemiş, insanlara üflenene ruh anlamı yüklemiş, Allah kendisine ruh anlamı yüklemiş. Buradaki ruhun hangi anlamda kullanıldığını ancak biz konu içerisinde anlayabiliyoruz. Bu da ruh kelimesine yüklenen anlamı ancak konu içerisinde tespit etmemize bağlı, o konuyu anlamamız. Onun için bunlara anlaşılmadığından dolayı bir takım Kur'an'ı anlamada sıkıntılar ortaya çıkıyor. Evet, burada böylece sana emrimizden bir ruh vahyettik. İsmail, nedir bu vahyedilen ruh Allah'ın Resulüne? Abi pardon, anlayamadım Tevfik abi ya. Ayetin başında diyor ki, böylece sana emrimizden bir ruh vahyettik. Allah'ın Resulüne vahyedilen bu ruh ne? Allah'ın Resulünde iki tane mi ruh var? Yani bu uçan kaçan böyle hale gibi yuvarlak beyaz bir şey mi bir ruh bu? Bilmiyorum. Valla bilmiyorum abi. Nedir abi hakikaten bu işler? Ya sen ruhsuz mu dolaşıyorsun İsmail? Yok. İyi, Hatice Hanım'a soralım. Hatice Hanım, nedir bu ruh? Kur'an tabii ki Tevfik abi. Yani Allah'ın Resulüne vahyedilen şeyin Kur'an olduğunu söylüyorsun. Evet, tabii ki. Vahiy nedir? Peygamberlere indirilen. O da bizim yol kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim. O zaman bunu şuradan mı anlayacağız? Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Yani ben sana bu ruhu vahyettim, kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Demek ki o zaman bu ruh, kitap imanmış, iman edilecek olan bir şeymiş. Yani Müslümanların sen bilmiyordun nasıl, neden yaratıldın, niçin yaratıldın, nasıl yaşayacaksın, sen bunları bilmiyordun, ben sana vahiy ettim. Biliyorsun. Peki ancak biz onu bir nur kıldık diyor. Bu nur kılınan şey, onunla kullarımızdan dilediklerimizi hidayete erdiririz. O zaman hidayete ermenin yolu Kur'an'dan mı geçiyor?
tabii ki Kur'an'ı okuyup doğru anlamaktan geçiyor. Allah'ın izniyle inşallah biz de doğru anlıyoruz. Vahiden geçiyor, evet. Evet. Peki biz yine aklıma, kusura bakmayın ama hep tahrik oluyorum. Yani illa soracağım bu soruyu. Peki doğru olup olmadığını nereden anlıyoruz? Neye göre doğru diyoruz, neye göre yanlış diyoruz? Acaba doğru mu? Gerçekten Kur'an doğru mu söylüyor? İnanmamız gerekiyor mu gerçekten? Hangi ölçüye göre inanmamız gerektiğini iddia edebiliriz? Ruhu mu? Aklımızda, kalbimizde, aklımızda soracağız evren yasalarına. Bunların hepsi bir bütünlük içerisinde olduğumuzda mantık oluyorsa demek ki doğrudur. Ama kalp tatmin arar. Kalp tasdik etmez. O tatmin arar. Tasdik eden başka bir şey olmalı. Hocam sen söyle sorunun cevabını, bilen olmadı, buyur sen söyle, devam edelim sorunca. Doğru değil yani, bunu irdelememiz lazım. Yani mutlaka bir ölçü olması lazım bizde. Bir ölçüye göre doğru veya yanlış. Nedir peki sorumluluk sahibi olan canlı nedir? İnsandır. Peki insanın hayvandan ve diğer varlıklardan farkı nedir? Tek farkı akıl sahibi olmasıdır. Eğer akıl olmasaydı neye göre ölçüp biçecekti, neye göre doğru veya yanlış diyebilecekti? Biz buna evet. Şeyini tartıştık. Girmeyeceğim diyorum ama insanları özür diliyorum. Canım, cevabı belli bunun canım. Özür diliyorum. İnsanlarla, Allah'a göre canım, Allah'a göre her şey doğrudur. İnsanlarla hayvanların farkı, insanların dışındaki hiçbir varlıkta akıl yok, takva yok, İblis yok ama insanlardaki beden var, ruh var, efendim can var. Onlarda hepsi var ama akıl, iblis, takva üçü yok. Bununla insanlar diğer varlıklardan ayrılıyor. Evet. Peki. 53. Göklerde ve yerde bulunanların tümü kendisine olan, kendisine ait olan Allah'ın yoluna haberiniz olsun. İşler Allah'ına döner. Yani göklerde ve yerde bulunanların tümü kendilerine ait olan Allah'ın yoluna. Yani bunların hepsi Allah'ın yoluna döner. Haberiniz olsun, işler Allah'a döner. Yani tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkandır. İnsanlar Allah'tan geldi. Dönüp dolaşacağı yer Allah'ın yolu ve Allah'ın yolu da ahiret aleminde Allah'a döner. Allah'ın huzuruna çıkacak bütün insanlar. Evet. Bütün işler Allah'a döner. Yani burada Allah bize, ben öyle anlıyorum, diyor ki toplayın, çıkartın, çarpın, bölün, hesap edin, kitap edin, ne yaparsanız yapın. Başka bir gidecek yeriniz yok. Varoluşun kurallarını ben koydum. İsteyerek veya istemeyerek bu kurallara teslim olacaksınız ve benim dediğim noktaya geleceksiniz. Ama oraya gelirken günahlarınızla gelmeyin, sevaplarınızla gelin. Daha dünyadayken o gün sizi yakalamadan, o sahiha sizi tutmadan, sabah olmadan siz sabaha sevaplarınızla çıkın. Karanlıklar içerisinde buraya gelmeyin diyor Allah. Bunun yolu da Kur'an üzerinden geçiyor. Biz onu bir nur kıldık diyor Allah. Bir nur kıldık dediği Kur'an'ın içerisinde kandil gecesiymiş, bilmem ne gecesiymiş, 3 aymış, 5 aymış yok. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla işte yüz binlerce kişi, belki milyonlarca kişi bunda iyi bir şey yaptığını zannediyor, düşünüyor. Çoğu da zaten sadece kutlamakla geçiyor. Geceyi falan ciddiye alan da yok. Bu tür gecelere biz inanırsak, bu tür gecelere rağbet edersek, bu geceler Allah'a iftira atma geceleridir, peygambere iftira atma geceleridir. Bu gecelerin özeti kafir olma, şirk artırma geceleridir. Dolayısıyla en kısa yoldan en büyük müşrik olmak isteyenler buyursunlar, bu geceleri kutlasınlar, yüceltsinler, Allah'a ve Resulüne atılan iftiraları kabul etsinler, tasdiklesinler.
Fakat Allah diyor ki, bir önceki surede işlemiştik, cehennemde diyor yermiyor. Burada da diyor ki, haberiniz olsun, işler Allah'a döner. Dolayısıyla burayı da bugün böyle hayırlısıyla bitirmiş olduk. Buyurun, yine söylemek istedikleriniz, eklemek istedikleriniz varsa son ayetlerle ilgili veya sormak istedikleriniz, devam edelim. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Son ayette Mehmet hocamızın sorduğu soruya cevap oldu aslında. Evet. Peki arkadaşlar. Neydi cevap Mustafa abi, tekrar edebilir misin? Üçüncü ayet işte. Ne mesela? Her şey Allah'a dönüyor. Tamam da ben o aksini mi söyledim yani? Şimdi eğer akıl olmazsa biz bunu nasıl izah edip neyle tatbik edeceğiz? Aklı çıkarırsak iblisle takmada kalır mı? Elbette akılla. Hocam baş toprağın aklı yok, ondan sorumlu değil zaten. Yani ne iblis ortada kalır ne takva kalır eğer akıl olmazsa. Çünkü sorumlu olmayacağız. Tabii ki. Evet, onu inkar etmiyoruz ya. Zaten ya, akılla izah ediyoruz. Yani beden olmazsa canın bir anlamı yok. Canın olmazsa bedenin bir anlamı yok. İkisi birleştiği zaman bir bütün ediyor. Elbette ona zaten itiraz edilemez ki. Evet. Ama şimdi var olan beden üzerinden konuşursa, eğer aklı o bedenden çıkardığımız zaman o beden sorumluluk sahibi olur mu? Ne takma kalır ne iblis kalır. O canla beden... Bunu inkar eden biri var mı aramızda? Hayır, inkar eden yok da. Tamam da yani burada sadece sorulan soruya göre ben de dedim ki... Bak, tespitte bulunuyor. Aynı şeyler, ben tespit etmiyorum. Tamam, yani senin itirazı yok Mehmet hocam. Ama yani konuya girilirken bu şekilde girilmedi. Yani akıl hep ihmal ediliyor. Allah durmadan akla gönderme yaparken biz aklı ihmal ederek konuşuyoruz. Abi akıl olmazsa nasıl sorumluluk olacak Mehmet abi? Biz zaten elde bir diyoruz onu. İnsanın zaten olmasının özel değil. İnsanın insan olması, özellikle zaten akıllı olması ki sorumlu olması oradan geliyor zaten. Akılsız olan biri, deli olan biri, bebekler. Ölçümüz yani neye göre iman ediyoruz dediğimizde Kur'an'a göre. Peki Kur'an'ı tasdik eden nedir? Akıldır. Sadece bunu belirtmek istedim ben. Bu elde bir Mehmet hocam, bu elde bir her zaman. İyi, o zaman itirazım yok. O zaman itirazım yok. Yok, burada kelimeleri ait olduğu yere koymak kesinlikle onun konumunu dışına çıkarmamak gerekiyor. Eğer insan varsa, bu insanda akıl da varsa, bu insan hem Rabbani ola hem de gayri Rabbani ola eğilimli bir varlık olur. Gayri Rabbani yola giderse de bu gayri Rabbani yolda gidişini akılla yapar. Rabbani yola gidişini de akılla yapar. Ama gayri Rabbani yola gidişini... İblisin hiçbir fonksiyonu yok. Müsaade edersen. İblisin bir fonksiyonu. Müsaade edersen hocam. Yanlışa götüren de akıl, doğruya götüren de akıl. Söyleyeyim yani, müsaade edersen de. Kabul edemem ben bunu. Yok, kabul etme de ben söyleyeyim de. İşte burada o Kur'an-ı Kerim'in üzerine ısrarla durduğu, aklını kullanmayanlar diye ifade ettiği, aklını ait olduğu yerden kaldırıp başka yerde kullananlar anlamında kullanmış. Çünkü aklı insan kötülüklerde kullanıyor. Aklı insan cehenneme git. Madem insanın böyle bir hüneri var, o zaman iblisi de iyi yerlerde kullansın. Yok, iblisin öyle iyi yerde yok. Aklı nasıl kötü yerde kullanabiliyor peki? Bak Mehmet hocam, bir yani takva yani. Takva ile iblisi farklı yerde kullanma şansı yok insanın. Ama iblisin teklifleriyle hareket eden insanlar zaten iblisin yolunda kendisini yönlendiriyor. Takvanın teklifleriyle hareket eden, tercihini kullanan insanlar takvanın yönünde kullanıyor. Hep iblisin yönünde de gitseler, takvanın yönünde de gitseler aklı burada malzeme olarak kullanıyor insanlar. Yalnız hocam Kur'an'da
aklı kullanma ve kullanmama işesi var ama hocam. Aklı kullanan, işte Rabbani yolda kullananlara aklı kullanan diyor. Öbür yerde. Hayır, Rabbani yolda şeydenlere aklını kullanmayanlar. Kullanmayanlar diyor. Kullanmayanlar diyor. Yok, burada bir şey yok. O zaman şunu oturtturamayız. Delilerde şey yok diyor Allah. Yani deli olanlarda akıl yok. Yani hep insanlar öyledir. Peki akıllı olanlarda, yani deli olmayan insanlarda akıl varsa bu teknoloji neyle örüyor? Yani teknolojide icat yapanlar genelde bunu kafirler yapıyor. Nasıl icat ediyor bunları? Tecrübeyle yapıyor hocam. Tecrübeyle, akılla değil. Hayır. Akıl farklı bir şey. Bak. Bakın akıl nasıl bir şey biliyor musunuz? Hani dediniz ya, aklını kullanmayandan kötü yönde kullanılanlar anlamına geliyor. Değil işte. Şöyle bir örnek var felsefede. Hazine sahibi olup hazinenin üzerinde oturduğu halde fakirlikten, neredeyse açlıktan ölen insana benzer. Aynen böyledir. Bak burada şunu anlamak lazım. Aklını kullanmıyor. Hazineyi kullanmıyor. Karnını doyurabilir. Hatta fazlasıyla belki bir memleketin bile karnını doyurabilir. Hazinenin üzerinde oturmuş ama hazineden hazineyi kullanmayarak neredeyse açlıktan ölen insanlar. Aynen bu aklını kullanmayanlara çok güzel bir örnek hocam. O zaman şöyle diyelim. Bak bugün teknoloji konusunda en ileride olanlar bu aklını kullanmayan kafirlerdir. Yanlış mı? Yani tecrübe diyorum. Tecrübe değil. Bak, tecrübe değil. Yani tecrübe geçmişlerden esinlenerek bilgilenmek, yani tekrar etmek demektir. Ama ilham, mucit, icat geçmişten değil, bilinmeyen ilk insanın bilemedikleri bazı şeyleri ilham gelerek onu icat etme teknolojide ileriye götürüyor insanları. İcat etme olayını kafirler yapmıyor mu? Yapıyorsa bunu akılsız mı yapıyorlar? Hocam kesinlikle alakası yok bunun. Eğer bak, sizin de yazınızda aynen şunu geçiyor yazınızda, diyor ki eğer onlar akıl etmiş olsalardı iman ederlerdi. Doğru iman ederlerdi. Bitti. Bak orada. Demek ki akıllarını kullanmıyorlar. İşte aklın kullanılması iman etmeyi gerektirir. Dünyevileşmekte kullanıyorlar akıllarını. Ahireti, yani akıllı olan insan hocam, dünyayı da ahireti de hiçbir zaman yerinden oynatmadan her yere ait olduğu yer kadar değer verir. Doğru lan bu olması gerekmez mi? İnkar edenler ahireti... Kullanın hocam o. Aklını kullanmadı mı sapıtıyor işte. Aklını kullanmadı mı sapıtır. O zaman tamam, bütün fonksiyonu akla yükledik. İblis o zaman devre dışı kaldı. Yok. O zaman iblise gerek yok ki. Yok, iblis olmasa insan olmazdı. İnsan, iblis de gündeme geliyor. Yani iblis yoksa insan diye bir varlık yok. İblis varsa insan oluyor. Kur'an'da akılla alakalı olumsuz bir tek kelimeye rastlayamazsınız. Ya aklını kullanmayanlar hiçbir şekilde kullanmamış. Aklını kullanmayanlar olumsuzdu değil mi? Akıl yanlış yerde kullanılabilecekse Allah ona işaret ederdi. Hiç Kur'an'ın hiçbir yerinde, siz de benden daha iyi biliyorsunuz ki, hiçbir yerinde buna dair hiçbir işaret yok. Mehmet hocam, tüfek ne için kullanılır? İnsanın kendisini koruması için. İnsanı öldürün diye bir tüfek icat edin der mi Allah? Buna akla böyle bir misal verilemez hocam. Akıl yok. Çünkü farklı bir şey. Yok. Ben diyorum ki insanın biyolojik ve psikolojik yapısı da dahil olmak üzere insanların dışında, insanların emrine amade olan, karar verdiği yöndeki bütün varlıkların adı melektir. Akıl da melek, takva da melek. İblis, iblis de melektir. Siz kendiniz böyle bir yoruma vardınız. Tamam, sizin anlattıklarınızın ezici çoğunluğuna katılıyorum. Ama akıl konusunda siz onu melek olarak tanımlarsanız burada yanılıyorsunuz hocam. Peki nedir akıl sence? İnsan mı akıl? Abi burada akıl
söyleyebilir miyim? Müsaade var mı? Buyurun, buyurun. Şimdi orada Allah meleklere secde, Adem'e secde edin dedi. Melekler secde ettiler. Neydi melek? Tüm Mahmud Ali'nin. Ama iblis hariç. Şimdi eğer akıl, şimdi Mehmet abi bu iddiasını sürdürürse o zaman iblis, melek diyoruz iblise. Yani iblis nasıl melekse akıl da öyle melektir. Kıskançlık da melektir. Yani bizim elle tutup gözle göremediğimiz duygu kapsamı içerisine giren her türlü şey melek. Yani Cibril de melektir. İyiliği emreden, kötülüğü emreden kıskançlık vesaire vesaire, utangaçlık, bunlar hepsi akıl da dahil melek. Eğer melek değildir dediğin zaman o zaman iblise de başka bir şey, kategori ayarlamak gerekiyor. O zaman melek değil demen lazım ama Kur'an'da Allah ona melek dediğine göre dolayısıyla... Peki Kur'an'da Allah nerede akla melek diyor? Abi melek derken varlık alemini söylüyor. Melek, ama Allah Kur'an'da hiçbir akıl, yerde, Kur'an'ın hiçbir yerinde olumsuzluğu yüklememiş. Yok. Akıl seni Allah'a götürüyor. Eğer sen aklın yolunda gidersen seni Allah'a götürür akıl. Bak, şimdi iblis senin yolunu takip ederse o da seni Allah'tan uzaklaştırır. Eyvallah. Yani Allah orada insana hani emirler verirken şunu yap bunu yapma derken işte aklı da sana vermiş ki o yapın dediği şeyi o akıl ile sen, ki buna rasuller ilave etmiş kitaplar, işte kitap rasul aynı şey, dolayısıyla sen bu yol üzerinden Allah'ı bulacaksın. İşte orada melek kapsamına giriyor abi. Sen varlık alemi içerisindeki tüm görünen, görünmeyen her şey melek. Abi. Bunu böyle kabul etmedin mi? Ayeti boşlukta bırakırsın. Benim gördüğüm... Bak Mehmet Hocam, akla nerede melek dediğini ben sana söyleyeyim. Yani Ahzab Suresi 72'de diyordu ya, biz göklere, yere, dağlara o emaneti sunduk da onlar bu emaneti yüklenmekten kaçındılar, korkuya kapıldılar. Ama insan bu emaneti yüklendi, ne zalimdir ne cahildir diyor. Yani iki varlık var evrende. Birisi melekler, birisi de insanlar. Bu melekler sadece insanların dışında yaratılmış olan varlıklar değil, insanın kontrolüne verilmiş. Akılda melek, ibliste melek, takvada melek, damarlarda melek, hücrelerde melek, efendim insanın içinde bulunan, insanın kontrolü altında bütün varlıklara melek diyor Allah. O zaman burada halife anlamı bütün meleklere yetki, söz geçirecek yetki ve söz sahibi olan anlamında insana halife diyor Allah. Aklını kullanmayanların üzerine pislik yağdırır. Hayır, okey. O kullananların da üzerine pislik yağdırıyor. Aklını kullananların üzerine pislik yağdırmaz. Aklını kullanmayanların üzerine... Aklını kullanmayanlar... Pislik yağdırır o zaman. Aklını kullanmayanlar kafir... O zaman boşa çıktı. Yok, boşa çıkmıyor. Aklını kullanmayanlar kafir olanlar. Yani aklını doğru yerinde kullanmayanlar kafir oluyor. Yani meleklerin... İlla o kelimeyi koyacaksın. Yok. Aklını kullanmayan diyor. O saptırıyor zaten o zaman. Bak orada meleğin görevi kendisinin dışında bir görev yapabilir. Melekler dediler ki Allah'ım sen bana nasıl bir görev yüklemişsen biz onu biliriz. Onun dışında bizim bilgimiz yok diyor. Akıl bir melekse ki melek, peki bu melek kendine verilen görevin dışında görev yapar mı? Sen o meleği kötü yönlerde kullanıyorsun. Sen neyle kullanıyorsun onu? Akılla mı kullanıyorsun? Hayır, iblise uyduğun için. Aklı kullanamıyorsun işte. Yok. O zaman bir de takva var. Hocam. Makara 242'de Allah diyor ki biz bu ayetleri aklınızı kullanabilirsiniz diye gönderdik. Çok. Peki bu ayet de mi boşuna? Aklını kullanın diyor. Yani akıl orada size... Bu akıl beni eğer hem doğruya hem yanlışa götürecekse onu kullanıp kullanmamanın ne marifeti var? Aklı, akıl doğruya yanlışa götürmez. Aynı ölçüye göre. Yok, sen aklı doğruya ve yanlışa sürüklettiriyorsun. Neye göre ölçü olması lazım ki ben doğruları Allah'ı da tasdik edebileyim, Kur'an'ı da tasdik edebileyim, onun Resulü'nü
Resullerini, nebilerini de tasdik edebilir. Bende bir ölçü, şaşmaz bir ölçü vermesi lazım Allah bana. İşte akıl şaşmaz ölçü. Takva, bak burada takva ile vahyin söyledikleri tıpatıp aynı. İşte takva akla müracaat eden insanın vardığı sonuçtur. Akla müracaat eden, vahye müracaat eden insanın vardığı sonuçtur. Yani akla müracaat etse vahyi tasdik edemezsin ki, vahyin önemini kavrayamazsın, vahye gereken önemi veremezsin. Peki, elbette ki vahye önemli. Peki iblise niye insanların çoğunluğu uydu da takvaya insanların azınlığı uydu? Aklını kullanmadığı için. Aklını kötüye kullandığı için, kullanmadığı için. Hayır, aklını kullanmadığı için, kötüye kullandığı için değil. Ne? Allah kötüye aklını kullanmadığı için. Konuştuk. İnsanlar inkar ederken, akıllarıyla inkar etmiyorlar da, başka bir organıyla mı inkar ediyorlar? Allah öyle diyor. Allah iblise uyduğu için, aklını kullanmadığında iblise uyduğu için diyor. Bir saniye, ben iblise uyarken hangi organımla iblise uyuyorum? Peki yani hangi organımla uyuyorum derken iblis nedir? Bize vesvese verendir değil mi? O bir melektir. Tamam. Biz aklımızı kullanmıyoruz, nefsimize uyuyoruz, iblisin peşinden gidiyoruz, kolaycılığa kaçıyoruz. Tamam, hangi organımızla iblisin peşinden gidiyoruz? Hangi iblis sana diyor ki bankayı soy, hırsızlık yap, cinayet işle, iblis bunu söylüyor. Ben bunu hangi organımla yapacağım? Bankayı nasıl soyacağımı, hesaplamasını, inkar etmesini, silah yapmasını hangi organımla ben yapacağım? Abi banka soyduğun için adamlar o kadar iblisi, şeytani bir proje hazırlıyorlar ki biz 50 yıl düşünsek bizim aklımıza gelmez. Anlıyor musun? Ama onun aklına gelmiş. Bak ne olmuş? Aklına gelmiş. Aklına gelmemiş. Aklına gelmemiş. Hayır, burada itiraz ediyorum. Akıl insanı yanlışa götürmez. Eğer götürmüş olsaydı Allah aklınızı kullanın demezdi. Ya hocam, akıl insanı yanlışa götürmüyor. Sen aklı yanlışa götürüyorsun. Sen aklını kullanmamış oluyorsun. Götüremezsin aklı yanlışa. İşte yanlışa götürdüğün için kullanmamış oluyorsun. Hayır, götüremezsin aklı yanlışa. Akılla irtibatın kopuyor. Öyle olsun bakalım canım. Ne diyelim hocam? Peki. Oldu. Allah razı olsun. Yarın inşallah Zuhruf suresinden devam ediyoruz. İnşallah. Oldu. Selamünaleyküm. Allah emanet olun. Hayırlı geceler. Selamünaleyküm. Hayırlı geceler. Burada bir video sohbetini daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum.